Merhaba arkadaşlar. Coğrafya yaşadığım yer serisine 7. videomuzda devam ediyoruz. Beğenilen serilerimizden birisi olan yaşadığım yer serisi hakkında görüşlerinizi yine bekliyoruz arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemlidir. Bu serimizin mantığı şuydu. 81 il arasında bazı özelliklerini verdiğimiz ili sizden istiyoruz. Tabii belli bir süre bekliyoruz cevap vermeniz için biraz özellikleri verdikten sonra. Perge, Demre gibi antik kentler yer alır bu ilimizde. Bunun yanında arkadaşlar seracılık faaliyetlerinde ön plandadır. Bunu söyledikten sonra zaten hemen aklımıza gelen yerlerden birisi güneşlenme süresinin fazla kışlıklığın bulunduğu güney kısımları gelmekte. Özellikle de Akdeniz'de yer alan bu ilimizde en büyük traverten alanı yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında tabii ki daha çok şey söylenebilir. İşte aynı anda birden fazla faaliyeti gerçekleştirebiliyorsunuz. Denize girerken aynı zamanda saklı kent kayak merkezinde kayak yapabiliyorsunuz bazı dönemlerde. Deniz turizmi oldukça gelişmiş. Side gibi yine arttırılabilir Aspendos gibi Olimpos gibi yerler de var. Tabii ki bu ilimiz arkadaşlar Antalya olarak karşımıza çıkmakta. Evet, yaşadığım yer neresi serimizde? İkinci ilimize geldik. Yeşilırmak Havzası gelişim projesi iller arasında yer almaktadır. Yeşilırmak Havzası gelişim projesi dediğimizde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum gibi illeri, 4 ili dikkate alıyoruz. Bu daha önce sorulmuş sorular arasında var arkadaşlar. Bu 4 il dışında bir il daha verip hangisi yer almaz diyor bu proje kapsamında. O yüzden bilelim. Bunun yanında bu 4 il hem Dokap hem Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde. Yani iki projeye dahil olan 4 ilimiz var son güncellemelerle birlikte. Bunu unutmayalım. Demek ki bu 4 ilden birini seçeceğiz. İkinci olarak Alacaöyük ki yine Hattuşaş gibi yerleri burada görüyoruz. Seramik, kiremit gibi noktalarda yine öne çıkan bir yer. Kaya tuzu kısmında da öne çıkan bir yer. Bu ilimiz neresi dersek arkadaşlar Çorum olarak dikkate alınabilir. Yeşilırmak Havzası gelişim projesine dahil olan illerden birisidir. Yaşadığım yer neresi serimizde 3. ilimize geldik. Dokuma sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında UNESCO miras listesine yer alan turizm alanı hem doğal hem kültürel listede bulunmaktadır. Hem doğal hem kültürel özellik taşıyan iki mekanımız var. Birisi Pamukkale kısmı Hierapolis, diğeri ise Peribacaları Kapadokya Göreme Milli Parkı içerisinde bulunuyor. Tabii burada bizim dikkate aldığımız noktada özellikle karstik şekillerinde güzel örneklerin yer aldığı ilimiz olarak biz Denizli'yi dikkate alıyoruz arkadaşlar. Denizli, Pamukkale, Hierapolis. Hem doğal hem kültürel listede yer almakta. O yüzden doğru cevabımız Denizli oldu. Yaşadığım yer neresi serimizde 4. ilimizde devam ediyoruz. İç Anadolu bölgesine yer alır. Otoban ulaşım mümkündür ki son açılan otobanımız arkadaşlar. Özellikle artık Şanlıurfa kısmına kadar, Edirne'den Şanlıurfa kısmına kadar gidebiliyoruz. Ankara Niğde otobanı en son açılmıştı. Ülkemizde patates üretiminde birincidir dediğinde zaten direkt aklımıza Niğde'nin geldiğini söylemek mümkündür. Birinci sırada yer almaktadır. Yaşadığım yer neresi serimizde 5. ilimizde devam ediyoruz. Hızlı tren hattı geçmektedir ki Türkiye'de hızlı tren hattı geçen yerler oldukça sınırlıdır. En son açılan Sivas hattını biliyoruz. Bunun yanında ülkemiz ayva üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Ki ülkemiz ayva üretiminde birinci sırada yer alan otomotiv sanayisinin geliştiği bir il arıyoruz. Bu da arkadaşlar doğru cevap olarak Sakarya kısmında karşımıza çıkıyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Ona göre 8. videomuz inşallah gelecektir. İyi çalışmalar diliyorum.